Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin diyor ahlaklarının bazılarını ben diyor zikrettim, vasfettim. Bunlar da diyor min eczai nübüvve. Yani ahlak vasıfları nübüvvetin cüzlerindendir. Mesela demiş ki güzel davranış ve teeddetü efendim ağırbaşlılık, sakinlik, böyle bir anda sinirlenmeme, güzel bir davranış efendim, insanlara karşı vakarlı bir yaklaşım, kimseyi suçlamadan, bağırmadan, çağırmadan. Bunlar nedir diyor? Vel iktisadu. Hayatta iktisatlı olmak. Nedir? Cüz'ün min 24 cüz'en min nübüvve. Peygamberliğin nübüvvetin 24 cüzünden birkaç tanesidir diyor. Bak iktisatlı davranmak. İktisat. Hele şu an tabii ekonomi çok bozuk. İktisatlı davranmak lazım. İnnel mübezzirine kânu ihvâne şeyatîn. Parayı diyor saçıp savuranlar diyor şeytanın arkadaşlarıdır diyor. Yani marka takıntılığı çok iyi bir şey değil. Yani paran yok ama ben illa şu markayı giyeceğim. Ne yapacaksın? Kredi çekeceğim. Adam ayakkabı için kredi çeker mi? Mont için kredi çeker mi? Etmeyelim ve kurban olayım yani. Tamam ekonomi bozuk da o zaman ayağını yorganına göre uzat. Ya ayağını yorganına göre uzat. Bu kadar parayı saçıp savurma. Pişman olursun. Pişman olursun. Ben de biliyorum bir takım sıkıntılar içerisindeyiz. Ama bizi buradan kurtaracak nedir? Allah Celle Celaluhu'dur. Sen onun kurallarına kulak ver. Ama ben de onlardan bir tanesini söylüyorum sana. Parayı har vurup harman savurma. Yarın lazım olur. Yarın lazım olur. Mesela ben ilkokuldaydım. Hafızlık da yapıyoruz. Babam bize bana 10 lira para verirdi. Bak bunu hiçbir yerde anlatmadım biliyor musun? İlk defa anlatıyorum bunu. 10 lira para verirdi. Benim de babamın durumu da elhamdülillah o zaman da iyiydi. Yani çok iyi böyle işte efendim fabrikaları vardı falan. Paraya para demiyorduk. Öyle bir durumu yoktu. Ama ortaydı, iktisatlıydı, güzeldi elhamdülillah. Arabamız vardı, evimiz vardı. Bana şimdi veriyor 10 lira para. Ya ben de kuduruyorum abi yani. Ya diyorum içimden diyorum ilkokula gidiyoruz 7. 8. sınıfta. Bu kadar para var diyorum. Bana diyorum 10 lira veriyor diyorum ya. Hiç diyorum oluyor mu diyorum ya bu. Bir de yanımda bir çocuk var bir tane. İsmini vermeyeyim şimdi. Belki izlerimiz zaman sonra bana mı vuruyorsun diyecek o da. Babası ona 50-100. Şimdi ben kaç senesini konuşuyorum sana? 2014. Yo. 2012'leri falan konuşuyorum ben. 2011, 2012. Hakikaten efendim bir yine öyle bir kuruluş vardı. Yine ismini vermeyeyim. Magazin olmayalım şimdi. Çok isim verince de magazin oluyoruz. Bir kuruluş kurulacaktı. Mesela yani sohbetlerin olacağı vesaire. Böyle bir 30-40 kişi toplandık. Ben de o zaman mukabeleden para almıştım. Mesela o zaman mukabeleden bize hediye vermişlerdi. Hediye. Şartlı mukabele okusak bu caiz olmaz ki zaten. Kimse de şartlı gitmiyor zaten öyle. 1000 liradan aşağı gelme falan. Niye sen nesin ki yani? Büyük karilerden misin yani? Sesin çok acayip mi yani? Yapıyorsa da bu caiz değildi. Yani gidiyorduk. O zaman küçüktük. Hediyeler oluyordu. Buranın raconu da buydu yani. Ha, vermese de kimse nasıl vermezsin kardeşi falan demiyordu. Çocuk hafızlık yapıyor falan. Öyle açtık. Ondan sonra 3000 lira falan. İyi paraymış o zaman şimdi aklıma geliyor yani. Ben onun hepsini hibe ettim yani. Annem dedi ki, annem de beni şey yapıyor. Dedi sen dedi Hazreti Ebu Bekir gibi dedi. Öyle yap yavrum dedi. Ne yapayım dedim anne. İşte de ki hocana dedi. Hocam dedi ben dedi malımın hepsini hibe ediyorum. Allah ve Resulü'nü bırakıyorum. Dedi ya Hazreti Ebu Bekir yavrularıma Allah ve Resulü'nü bırak. Benim tabi o zaman yavrum falan. Yok gencecik çocuğuz ama sen böyle yap dedi yavrum dedi. Bak o kaldı bende. Hazreti Bekir Efendimiz'in öyle yaptığı kaldı. Ondan sonra. Sonra tabii çocukta kalınca ne yapıyorsun? Araştırıyorsun. Hazreti Bekir kim? Ne yapmış? Ne etmiş? Yani ebeveynler böyle arada. Yani kimseye demiyorum çocuğunuzun parasını zorla verdirin millete. Bizimki öyle yaptı. Teşekkür ediyorum. Bak ben memnunum. Memnun olmayabilirdim. Ya niye müdahale ediyorsun falan. Çocuğunuzu siz benden daha iyi tanırsınız. Ona yanlış anlaşılmasın. Hocaya bak ya ebeveynler diyor çocukların parasını alın dağıtın falan. Öyle bir şey demiyorum yani. Tamam mı? Ondan sonra şunu demeye çalışıyorum. O zaman 10 lira veriyordu babam bize. Arkadaşım babası 100 lira veriyor. Ya diyorum bu da buna diyorum bu kadar veriyor. Bana niye 10 lira veriyor? Biz sanki işte efendim ihtiyaç sahibi miyiz? Babam niye beni zorluyor? Her çocuk zaman zaman böyle babasını bazen anlayamaz yaptıklarını. Normal bir babaysa evladına yaptığı kârdır. Evlat onu büyüyünce anlar. O yaşta anlayamaması da normaldir, kızmamak lazım. Normal çünkü olması gereken bu yani zaten. Anlayamıyordum. Evlenince anladım. O bana parayı harcamayı öğretti. Parayı iktisadı öğretince ben 21-22'de de evlensem de genç evlensem de parayı nasıl harcayacağımı öğrendim. Yoksa insan hanımına karşı bir hanım kardeşe karşı muhtaç konumuna düşerse rezil olur. Bunu şu ayakkabıyı bana niye almıyorsun diye söylemiyorum. Lüks için söylemiyorum. Mesela dese ki evdeki meyve lazım. Bir baba dese ki ben alamıyorum bu acı bir şeydir.
Çünkü ihtiyacı olan bir şey yani. Yoksa şu milyarlık ayakkabıyı bana niye almıyorsun? Adam zaten almasın canım onu yani. O beni edepsiz olarak görse de bu bir edepsizlik değil yani. Ben paramı israf etmiyorum diyebilir yani. Ondan sonra tabii ki ihtiyacı olan ayakkabıyı kendine ne alıyorsa hanımına da onu alacaksın. Net. Ne yiyorsan onu yedireceksin. O yüzden normal baba dedim. Şimdi bizim babamız da Allah razı olsun. O da iktisatlıydı. Bize de iktisadı öğretiyordu. Ama o gidip parayı harman savursa, bize 10 lira verse bize zulmetmiş olurdu. Anladın mı? Ondan sonra o iktisatlı davranınca bak bir yuva nasıl kurulur, nasıl devran edilir öğrenebiliyorsun. Para nasıl harcanır? Zaten bir çocuk eğer para harcamayı bilmiyorsa, kızı ortada bırakacaksa, bir kız hanıma nasıl davranacağını bilmiyorsa, 25 yaşında da olsa bu adamın evlendirmesi haramdır. Haramdır böyle bir adam. Kızcağızı neler çektirir bu ya? Anladın mı? Yani fıkıh öyle İslam bildiğiniz gibi değil, öyle duyduğunuz gibi değil. Timur Soykan'dan duyduğunuz gibi İslam yok. Kitaplardaki İslam bizi bağlar. Ehl-i sünnet vel cemaat itikadı olanlar bizi bağlar kardeşlerim. O yüzden diyor iktisat diyor parayı har vurup harman savurmamak. وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً اِلَى عُنُكِكَ Ne diyor? Yani elini böyle bağlama. Yani ne demek yani elini sıkı tutma, kendini boğma, parayı saçmamak adına da cimrilik yapma. وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا Hepten de saçıp savurma, pişman olursun. Üzülürsün, öyle oturursun yerine bak. Alın. O yüzden para saçmak doğru değil, hepten sıkmak da doğru değil. En iyisi nedir? Orta yollu olanıdır. Allah cümlemize iktisatlı davranıp geçici dünyada mutluluk oranımızı arttırsın. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala Ali Seyyidina Muhammed.